Gelin ve damat 15 gün önce düğünde karşılıklı göbek atıyordu. Bugünse mahkemelik oldular. Damada göre gelin sahteydi. Altınlarla kaçmıştı. Geline göre ise altınlar sahteydi. İkili Show Haber kamerasının önünde birbirlerini suçladı. Böyle başladı. Böyle bitti. Şimdi ben DNA testi istiyorum ama. Rabbim büyük. Neyin DNA? Baba. Baba. Ellerinden öpüyorum. Bunu söyleyeceğim. Damat gelini dolandırıcılıkla suçladı. Sen sahte gelinsin dedi. Karakol. Beni de araştırsın, bu kızı da araştırsın. Sahte gelin. Ben açık ve net söylüyorum. Sahte gelin. İddialarınla gel. İddialarınla gel. Evlenme. Gelin de damadı sahte bilezik takmakla suçladı. Altın, iki tane bilezik sahte altın abim. Sahte. Hayır, sahte altın. Abicim. Oysa sadece 15 gün önce durum bambaşkaydı. Dünya evine giren ikili ilk danslarının ardından düğüne katılanlarla böyle göbek atmıştı. Damat öylesine mutluydu ki oynarken kendini yerlere bırakmıştı. Ama bu görüntülerden 15 gün sonra iddiaya göre gelin evi terk etti. Damat sahte gelin tarafından dolandırıldığını iddia etti. Gelinin cezaevindeki bir mahkumla resmi nikahının olduğunu söylüyordu. Beyaz TV'de Duygu Çuhadar'ın sunduğu Yalnız Değilsin programına katılan ikili önce canlı yayında birbirlerine girdi. Ya kimse beni dinlemiyor ki burada ya. Gitmedim. Onun senin o sahte bileziklerine. Zonguldak'ta yaşayan Müjdat Bozoğlu sosyal medyada Mersin'de yaşayan Cihan Budak'la tanıştı. İddiaya göre genç kadının başka biriyle resmi nikahı vardı ancak farklı sebeplerden dolayı bir türlü boşanamıyordu. İkili buna rağmen Zonguldak'ta düğün yaptı. 23 yaşındaki kadın düğünden 15 gün sonra takılarla birlikte evi terk etti. Onun iddiasına göre hem damattan hem de kayınpederinden şiddet görüyordu. Hani benim evimden kaçtı gitti. Siz kaçtınız mı? Benim evimden kaçtı gitti bu. Yani onun adı kaçmak mı oluyor, ayrılmak mı oluyor? Yani bunun size adı kaçmak oluyorsa varsın kalsın. Ben şiddet gördüm. Babasından tarafı. Argo, senden şiddet gördüm. Niye dert kapır anlamış? Müjdat Bozoğlu'nun iddiası şu yönde. Evlilikten hemen sonra eşinin Cihan Budak'ın evden ayrıldığını söylüyor. Yani onu sahte gelin olmakla suçluyor ama tabii ikisi karşı karşıya gelince de gergin dolu anlar yaşandı. İnsanlığına geldim ama insan değildi. İnsan değildin. Sen beni kandırdın Müjdat. Savcımız devletimiz izliyor, rahat ol. Müjdat Bozoğlu kendisini terk eden gelinin 15 bin liralık altınlarla kaçtığını öne sürdü. Cihan Budak'sa düğünde takılan takıların sahte olduğunu söyledi. Yani damada göre gelin, geline göre altınlar sahteydi. Altın, iki tane bilezik sahte altın abim. Sahte. Hayır, sahte altın. Sen beni 70 milyonun önünde rezil ettin. Benim suçum yok. Ben burada dolandırıcı olsaydım ben buraya çıkmazdım. Düğünün 15 gün sonra. 15 Eylül'de kaçıyor. 15 Eylül günü Cuma sabahı. Cuma sabahı evden kaçıyor kendisi ve valizini almıyor. Üstündeki kimin montu? Kimin montu? Utanmıyor musun? Rezil, dolandırıcı bir kadının montunu nasıl giyebiliyorsun? Dolandırıcısın. Neye dayanarak bunu söylüyorsun? Benim Müjdat Bozoğlu dolandırıldım diye suç duyurusunda bulundu. Cihan Budak da aynı iddiayla yargıya başvurma hazırlığında. İkilinin sahte kavgasında son sözü yargı söyleyecek. Dolandırıcı bir kadının